Merhaba arkadaşlar, Houdini dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Constraint Network ile alakalı bir simülasyon örneği yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz simülasyon Constraint Network ile yapılmış. Burada bazı cisimler yerçekimin etkisiyle aşağıya doğru düşmeye çalışırken onları engelleyen bir engelleyici bir güç, kısıtlayıcı bir güç onu yukarıya doğru çekiyor. Bir lastiğin hareket etmesi şeklinde bir hareket oluşturuyor. Öncelikle bunu kapatalım ve yeni bir proje açalım. Yeni projemizi açtık. Açtıktan sonra tekrar network görünümüze geçip buradan oluşturalım. Öncelikle constraint ve constraint network yapıların üzerinde biraz duralım. Bu dünyada herhangi bir cisim aldıktan sonra bunu biz rigid body'ye dönüştürelim. İletişimimize bastığımız zaman bunun aşağıya doğru düştüğünü gördük. Şimdi burada herhangi bir kısıtlayıcı yok. Dolayısıyla bir constraint'ten bahsetmiyoruz. Ama biz bu nesnemizi seçtikten sonra şu yukarıdaki seçeneklerimizden örneğin pin constraint seçeneğini seçip enter tuşumuza bastık. Daha sonra herhangi bir noktadan nereden bağlamak istiyorsak bu cismimizi o noktamızı belirliyoruz. Ve burada bir kırmızı çizgiyle sanki bu cismin bir ipe bağlanarak aşağıya doğru salınım yaptığını görüyoruz. Burada oluşturduğumuz constraint yapısı aslında pin constraint dediğimiz. Yani buradaki bu cisim arasındaki iki cisim arasındaki uzaklığın sabit kalacak şekilde oluşturulmuş bir constraint. Şimdi biz burada tekrar Outdoor Network'ümüze geldiğimiz zaman buradaki yapının nasıl çalıştığı ile alakalı biraz bilgi verelim. Öncelikle burada gördüğünüz gibi şu üst taraftaki kısım aslında bizim klasik bildiğimiz yapılar. Burada üst tarafta bir RBD objemiz var. Burada onunla alakalı bir solver'ımız var. Ve ondan sonra yerçekim ivmesiyle bunlar aşağı iniyor. Yani bunu biz kapattığımız zaman aslında cismimiz normal bir şekilde aşağıya doğru inecektir. Şimdi demek ki işi yapan buradaki RDB pin constraint nodumuz. Şimdi bu nod aslında bir high level asset diye geçen yani daha basit yapılardan oluşturulmuş, daha gelişmiş bir yapı haline getirilmiş bir nod. Dolayısıyla bunun içerisine girdiğimiz zaman öncelikle ben bunu Allow Editing of Contents seçeneği seçtikten sonra burada kilidini açtım. Ve burada içeride neler olduğunu bir bakalım. Şimdi burada Constraint denen bir yapı var. Constraint özelliklerine baktığımız zaman bir tane etkilenen objemiz var. Affected obje. Bir tane etkileyen objemiz var. Ve bunların yanında bir de data name dediğimiz bir isim var burada. Şimdi burada etkilenen objemiz buradaki bizim küremiz ve etkileyen objemiz de şuradaki küçük noktamız. Şimdi constraint yapısı 3 tane bileşenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi birinci bileşen burada gördüğünüz gibi buradaki constraint relationship yani bir ilişki tanımlamamız gerekiyor. Bu ilişki işte burada hard constraint relationship olarak tanımlanmış. İstersek bunu değiştirebiliriz. Farklı relationship'lerde koyabiliriz. Demek ki constraint yapısının içerisinde birinci olarak ilk bağlanması gereken şey bir tane relationship ilişki kurmamız gerekiyor. Ondan sonra da iki tane anchor denilen yani bizim cisimlerimizin nasıl hareket edeceği ile alakalı, onların konumları ile alakalı bilgileri tutuyor. İki tane data yapısı var. Bu data yapıları burada gördüğünüz şekliyle anlatalım. Birincisi burada, ikincisi de buradan hareket ediyor. Burada bir switch'imiz var. Bu switch'in konmasının sebebi, bu anchor denilen yapılar aslında iki tip oluyor. Bunlardan bir tanesi obje üzerinden hareket ediyor. Yanında obje ile başlıyor. İkincisi ise baktığınız zaman world denilen, workspace denilen yani genel uzayda bir nokta olabiliyor. Biz bir üst seviyeye geçtiğimiz zaman burada baktığımızda burada eğer bir goal obje yani bir buradaki sabit cismimizin yerine, bu noktamızın yerine yeni başka bir objeye bağlı olarak bunun hareket etmesini isteseydik. Burada biz goal obje seçmiş olsaydık burada switch'imiz ikinci inputundan giriş yapacaktı. Burada nokta nokta ile gösterilen yerden hareket edecek. Dolayısıyla şuradaki 3 tane şey bizim buradaki constraint network'ümüz için gerekli olan şeyler. Bir de tabii ki bizim inputumuz var. Bu inputumuz da genel
girdi gelen bilgilerin geldiği kısım, yani geometri kısmımız. Şimdi mesela buradaki biz hard constraint değerini, hard değil de spring constraint relationship olarak değiştirebiliriz. Bunun için buradaki bağlantıyı yapıyorum ve buradaki bağlantıyı en alttan 3. sıraya aldım. Bunu da iptal ediyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar play tuşumuza bastığımızda bunun aşağıya doğru indiğini, fakat buradaki ipin bir şekilde uzadığını, yani buradaki bunun sebebi spring dediğimiz bir yaylanma etkisi oluşacak ki bizim projemizde de bu vardı. Bu yaylanma etkisi, ama yayımız çok kuvvetsiz, bir zayıf bir yay olduğu için bu aşağıya doğru iniyor. Bunu biraz güçlendirmek istiyorsak buradaki spring constant constraint relationship değerimizdeki buradaki strength değerimizi örneğin 10.000 gibi bir değer yapalım. Bundan sonra play tuşumuza bastığımız zaman bakın bunun bu şekilde yaylandığını gördük. Temelde bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biz az önceki projemize tekrar dönelim. Oradaki projenin nasıl çalıştığı ile alakalı bunu yapmaya çalışalım. Biraz zaman alabilir. Hızlı yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir geometri objesi oluşturuyorum. Geometri objemin içerisine girdim. Bunu sildikten sonra bunu bir torus olarak değiştirdim. Tabii çok büyük bir görüntü verdi bana. Bunu ben transform etmek istiyorum. Transform değeri olarak da bunu ben 6 birim yukarı alacağım. Ve aynı zamanda buradaki genel scale değerimizi de 0.3 olarak belirledim. Ve buradaki transform objemi açtım. Şimdi transform buradaki objemiz buraya geldi. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalamak istiyorum. Ben 7 tane kopyalayacağım. Bunun için copy and transform yapısını kullanıyorum. Bunu daha önceden üzerinde durmuştum. Hızlı olması açısından ve bizim işimizi görmesi açısından bu yeterlidir. Şimdi öncelikle kaç tane kopyalayacağımı söylüyorum. 7 tane kopyalıyorum. Ve buradaki kopyalama translate değerimizle alakalı da bunu ben 1.5 yapıyorum. Yani her birinin aralığı 1.5 olacak şekilde bu şekilde translate ettim. Şimdi burada geometri spreadsheet'imize geldiğimiz zaman bunun pek çok noktadan oluştuğunu gördük. Çünkü buradaki buradaki objelerimiz paketlenmiş değil. Mesela bunu paketlemek istiyorum ben. Packed seçeneğini seçtikten sonra tekrar baktığımda burada aslında objelerimizin 8, 7 tane olduğunu gördük. Daha sonra burada bunlara isim vermek istiyorum. Bunun için assemble nodumuzu kullandım. Bunu seçtikten sonra burada en alttaki seçeneğimizle beraber create packed geometry seçeneğimi seçtikten sonra burada yapmam gereken iş bu kadar ve bunu bir null objeye bağlayarak bunu output edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu benim RDB objemiz, RDB paket objemizi oluşturdum ben şu anda. Daha sonra bunların arasındaki ilişkiyi kurmak için yeni bir geometri objesi kullanıyorum. Geometri objemizi açtım. İkinci geometri objemin de içerisindekini sildim. Ve birinci geometri objemi buraya import edeceğim. Bunun için object merge seçeneğini kullandıktan sonra burada geometri output seçeneğimizle beraber bunu içeriye aldık. Şimdi buradaki bilgilerimize bakalım. Buradaki names ifademiz geldi. Aynı zamanda burada da bir takım ifadeler var. Bunlar da bizim işimize yarayacak. Şimdi bunu öncelikle ben bir delete işlemi kullanarak buradaki sadece bana noktalarım gerekli olduğu için buradaki bütün her şeyi siliyorum. Ve sadece noktalarımız kalsın diyorum. Sadece noktalarımızı eklemiş oldum. Şimdi arkadaşlar bunlar benim objelerim. Objelerimin merkezleri. Ben iki tane de bunları bağlayacağım. İki noktaya daha ihtiyacım var. Dolayısıyla iki nokta daha ekleyeceğim. Bunun için öncelikle bir tane merge koyuyorum buraya. Merge'ümüzü bağladım bunu. Ve add nodumuzla oraya bağlıyorum. Ve add ile iki tane nokta daha ekliyorum ben buraya. İki nokta ekledim. Ve bu noktalarımızdan bir tanesi bu uçta, bir tanesi de diğer uçta olacak. Birincisi için eksi 1, 6 dedim. Ve merge'ümüze bastığım zaman gördüğüm gibi birincisi buraya geldi. İkincisi için de gene 6 birim yukarıya kaysın ve 10 birim de sola kaysın. Bu tarafa da eklemiş olduğum bir tane nokta. Dolayısıyla bakın bunu kapattığım zaman
iki noktamızın yok olduğunu görmemiz gerekir. Evet, bir tanesi yanlış yere gelmiş. Bunun sebebi şuraya yazmamız gerekiyor onu. Bu tarafı sıfır yazdım. Evet, şu anda noktalarımızda işimizi gördü. Bunu bu şekilde eklememin sebebi şu. Merge işlemine tekrar geldiğim zaman burada bakın iki tanesinin ismi yazılı değil. Bu iki tane isminin yazılı olmayanlar biraz önce gösterdiğim gibi bunlar yapımız içerisinde sabit noktalar olarak ifade edilecek. Yani bizim birazdan göreceksiniz bu işlemimizi yaptığımız zaman uç noktaları buradan anlıyor. Yani isminin içerisinde bir şey yazmamasından anlıyor ki bunlar sabit nokta olduğunu anlaşılıyor. Daha sonra bunu yaptıktan sonra tekrar buradan geometri spreadsheet'imiz açık kalsın. Bunları bizim bir yapımız var. Bunun için connect at adjacent pieces. Bu biraz önceki constraint network'ümüz için bana hazır bir yapı sunuyor. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu açtıktan sonra burada şuna göreceğim. Bakın hiçbir şey olmadığını gördük. Bunu görmemiz sebebi buradaki üçüncü seçeneğimi seçiyorum ben burada. Seçtikten sonra bu çizgiler arasında kendisi otomatikman bir bu noktalar arasında bir çizgi atıyor. Ama buradaki tabi noktaları ararken radius değerimiz küçük olduğu için bunu 2 yapalım. Ve noktalarımızı atamış oldu. Buradaki maximum search points seçeneğimizde 3 yapalım. Çünkü 2 yaptığımız zaman şuradaki son noktamız problem çıkarıyor. 3 tane arasın. Bu şekilde bizim noktalarımızı oluşturduk. Bu bize neyi sağladı? Tekrar geometri spreadsheet'imize geldiğimiz zaman bize ekstradan ve şuraya length değerimizi eklemek istiyorum ben. Bunu eklemiş oldu. Bu yapıyı bize hazır hale getirmiş oldu. Bundan sonra ben iki tane daha attributes eklemek istiyorum. Bunları eklememin sebebi de buradan help dosyasına geldiğimiz zaman constraint network'ümüz pek çok attribute'ten oluşuyor. Bunlardan iki tane önemlisi var. Bunlardan bir tanesi constraint type'ımız. Yani buradaki her bir noktamız için biz bir type oluşturacağız. Buradaki type'ımız position olacak. Position'larla alakalı olduğu için. Şu aynı zamanda constraint name'imiz. Bunu da daha sonra kullanacağımız data ismimizi data name olarak ifade edeceğiz. Buraya istediğimiz şeyi yazabiliriz. Fakat daha sonra dynamic network'ümüz içerisinde de aynı ismi yazmamız gerekiyor. O zaman iki tane buraya ben burada primitive dikkat edelim burada. Gene primitive seviyesinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu iki tane attribute'i oluşturmak için primitive wrangle kullanıyorum. Ve primitive wrangle'ıma iki tane attribute ekleyeceğim. Bunları buraya aldım. Bunlar string yapısında olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim başına s yazarak s at yazarak bunları ekleyebiliriz. Ve string olduğu için de iki tane tırnak içerisinde bunları yazıyorum. Birincisi name'imizdi. Buraya ben istersen string yazabilirim ya da pin diyelim. Pin constraint de yapabiliriz burada. Burada da position diyelim buna. Position'larla alakalı type'ımız. Ve dediğim gibi yani başka isim de yazabilirsiniz. Yaylanma. Evet. Bunu da yazdıktan sonra buradaki işimiz de bitti. Buradaki network'ümüz de hazır. Bunu da bir gene output seçeneğimizle bir null objemizle buraya bir çıktı verip daha sonra buraya out deyip çıkabiliriz. Baktığımız zaman bizim şu anda position'ımız belli. Name'imiz belli değil. Bunun name'imizi tekrar bir bakalım. Evet, burada name'imiz de belli. Buradaki name ifadesini de yine sildirebilirdik. Fakat kalmasında da bir problem oluşturmaz. Peki, daha sonra tekrar buradan network'ümüze dönelim. Şimdi arkadaşlar, bunu ben bir dynamic network içerisine almak istiyorum. Dolayısıyla bir tane .NET network oluşturuyorum. Dub Network'ün içerisine girdim. Öncelikle ben RDB Packet Obje içerisine bizim
daha önce oluşturduğumuz geometri bir içerisindeki objemizi alalım. Buradan gördüğünüz gibi bunlar geldi. Daha sonra bunları çalıştıracağımız bir solver'ımız var. Bunun için de bulut solver kullanıyorum. Burada bulut solver kullanmamın sebebi bildiğim kadarıyla ya da daha önce de help dosyasında da okumuştum. Buradaki bizim constraint network'ümüz bulut solver ya da wire solver'la beraber çalıştığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu şekilde bulut solver'ı seçelim. Bunu bağladık. Daha sonra da burada bir gravity yer çekimi ivmesi verelim. Buradakini kapattık. Output'umuzu aldık mı? Ve bu şekilde basit bir yapı oluşturduk. Play tuşumuza bastığımız zaman bunlar aşağıya doğru kaydılar. Şimdi bizim burada ne eklememiz gerekiyor? Öncelikle bir tane constraint network'ümüz olması gerekiyor. Burada constraint ifadesi değil, constraint network ifadesine dikkat edelim. Ve bunu biz en altına bunu bağlayalım. Constraint network 3 tane girişi var. Bunlardan üçüncüsü çok önemli değil ama ilk ikisi önemli. Bir tanesi zaten dataların geldiği giriş. İkincisi yeşille ifade edilmiş. Buraya bakın. Bağlamamız gereken şey bir ilişki özelliği koymamız gerekiyor. Buradaki bizim ilişkimiz bir yaylanma etkisi oluşacağı için Spring Relationship olacak. Dolayısıyla Spring Relationship Spring Constraint Relationship seçeneğini seçtikten sonra bunu da ikinci input'umuza bağlıyorum. Ve buraya daha önceden koyduğumuz yaylanma bunu seçiyorum. Constraint Network'ümüz içerisinde Constraint Network yapısını biz daha önceden oluşturduğumuz Geometry 2 içerisinden alacağız. İşte Geometry 2'mizi buradan output seçeneğini seçiyorum. Ve bunları da bağladım. Ve bundan sonra artık yapacağımız başka bir şey kaldı mı bir bakalım. Ve play tuşumuza bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi yaylanma etkisinin çok fazla olduğunu gördük. Bunun sebebini daha önce de söylemiştim. Buradaki strength değerimizle alakalı. Bu strength değerimiz de 10.000 yapalım. Ve play tuşumuza bastığımız zaman bunun yaylanma etkisi olduğunu gördük. Arkadaşlar istersek biz buraya bir static solver kullanarak ve bir tane de ground plane kullanarak bir zemine çarptırabiliriz. Ve bunları da yine bir merge ifadesiyle birbirlerine bağlarız. Ve buradaki merge'ümüzde statik olanı sola aktardıktan sonra bu şekilde. Tabii yere çarpıp çarpmayacağını bilemiyorum. Ama istersek buradaki biz ground plane'imizi biraz yukarı alabiliriz. Position'ı biraz yukarı alalım. Çarpmasın istiyorsak. Ve bundan sonra play tuşumuza bastığımız zaman bunların çarptığını görebiliriz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Constraint Network ile alakalı bir ders yapmaya çalıştık. Şimdi tabi Constraint yapısı ile alakalı help dosyasına baktığımız zaman oldukça fazla örnek var. Çok güzel örnekler var. Ve aynı şekilde buradaki hazır menülerimiz üzerinde de pek çok şeyler yapılabilir. Örneğin biz sadece bir obje ile alakalı pin constraint göstermiş olduk. Onun yerine burada birden çok objeye bunu bağlayabileceğimiz mesela hingle gibi veya glue dediğimiz yani bir yapışma etkisi. Çok orijinal, çok güzel örnekleri var bunun. Bunların üzerinde help dosyasına bakılırsa bunların üzerinde pek çok şey yapılabilir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.